Ne oldu? Bineklerini mi çaldılar bir yerde? Abi. Anlatayım. Steve diye bir şerefsiz benim 7 aylık Ultima Online'dan arkadaşım. 7 aydır birlikte gece gündüz hatta 24 saat oyun oynayan, oyun oynadığımız çok sevdiğim bir arkadaşım. Ultima Online arkadaşım. Yani Ultima Online arkadaşlığı ki UO'da edinilen dostluklar çok uzun ömürlü olmuştur böyle. Benim hala UO'da birlikte oyun oynadığım Vendetta RPG tanıdık geliyor mu? Evet geliyor abi. RP'nin yapılamadığı yer. yıllarca konuştuğum ve devam ettiğim bir sürü arkadaşlığım var Ultima'dan gelme. Geyik yapıyorum bu arada. Vendetta'nın sahibi arkadaşım yani Aykut. Ama sıkıntılı bir RP orası. Yönetim algısı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Dis atmış gibi oldum anasını satayım. Öyle bir yorum yaptım ki. Neyse bu çocuk böyle Ultima'ya başlamış bizim server'a Nebula'da. Ben de Nebula'da oynuyorum. Köpek gibi birlikte para kasıyoruz. Böyle small house olalım işte RP yapalım bilmem ne yapalım kafasında böyle ilerliyoruz. Ama o kadar seviyorum ki çocuğu. O da beni seviyor. Gece gündüz konuşuyoruz. Abi ben böyle Ultima'da belirli bir seviyeye geldim. Kasıyorum. Arkadaşlarım iyi işte oradan para geliyor buradan kasıyorum bilmem ne oluyor. Black Mustang değil de Fashion mıydı telaffuzunu tam hatırlamıyorum. Böyle siyah bir özel bir binek var. Çok severim o bineği. Hala Ultima oynasam ilk alacağım binek odur. Gittim abi ondan aldım. Ama böyle götümü dişime taktım yani. 6 ay boyunca kastım ve o bineği aldım. Sonra dedim ki ulan bu binek yetmez bir de kılık kıyafeti de değiştirmem lazım dedim. Blood Rock diye bir zırh vardır. Böyle pahalı da bir zırh. Güzel de gözükür. Black Rock'a param yetmedi. Blood Rock'ın birkaç tane parçasını buldum. Ultima'da da elleriniz, boyunluğunuz ve de ayaklarınız gözüküyor. Rob giydiğiniz zaman. Ben de hani dış görüntüyü kasacağım için ellerimi ve ayaklarımı Blood Rock aldım. Boyunluğumu Blood Rock aldım. Rob giydim. İçimdekiler de artı 3 magic setlerden birkaçı. Kırmızı renkte o da ama içim görünmediği için millet full Blood Rock setim var falan sanıyor. Neyse boşver elimde artı 15 katana var. Britanya'nın Britbank'ta geziyorum böyle. Millet geliyor yanıma abi para ver abi para ver falan. Bir anda böyle şeklim oldu yani server'da. Yeni başlamıştım tekrar çünkü. Bu Steve şerefsiz oldu şerefsiz. Tövbe yarabbim. Yanıma geldi. Dedi ki işte Tuğkan dedi bilmem ne oğlum yeni ev aldım yeni vendor kurdum dedi. Vendor dediğim şey de evin önüne bir tane NPC geliyor. Oradan da bir şeyler satıyorsun. Para kazanmak için. İşte iş yeri kurdum diyor özetle. Sizin anlayacağınız dediğini anlatayım. Gelsene dedi. Bana bir tane rune verdi. Rune da böyle rune book'una ekliyorsun ve oraya teleport olabiliyorsun. Yani colored port yazıyor ve gidiyorsun oraya. Tamam oğlum gelirim dedim falan. Bakarım hem reklamını falan da yaparız. Ben de burada Britbank'ta duyururum falan dedim. Blue Wolf ya artık geçin şu muhabbetleri ya. Veli de el üstünem ya. 5 yaşında çocuksun. Boş boş konuşma. Neyse. Böyle 2 saat içinde beni habire MSN'den darlıyor tamam mı? İşte geldin mi? Gelecek misin? Gelirken haber ver. Gelirken haber ver. Ulan dedim bari gideyim de gönlün olsun. Abi bir gittim. Kalortpor'u çekti. Benim adam spawn oldu. Bug yapmış. Nasıl bug biliyor musun? Bir yeri marklıyorsun. O verdiği rune var ya ışınlandığın. Koordinat aslında o. Orayı marklamış. Üstüne de evi kurmuş. Öyle bir bug var oynadığımız server'da. Doğal olarak ışınlandığın an evin ortasında doğuyorsun ve hareket edemiyorsun. Ben de güldü, ışınlandım hareket edemiyorum. Üzerimde işte o zırh var, freyşim var bilmem ne var. Bana güldü. Tamam mı? Ben de güldüm. Ulan dedim ne adamsın bug mı yaptın böyle tuzağı mı çekeceğiz milleti dedim. Yani o kadar aklıma gelmiyor. Sıfır yani. Yo dedi ben seni dedi tuzağa çektim dedi. Hadi lan oradan dedim yavşağa bak bilmem ne. Başladı bana büyü atmaya. Innox, Ammani. Bir de öyle büyüler atıyor ki öldürmeye atmıyor yani. Götüm böyle küçük küçük öldürmeye atıyor. Ya ne anlatıyorsun? Anlamazsın sen. Seni şöyle dışarı alalım. Sen git hadi şey izle. Şunu da benim chatten de banlayın şu lavuğu. Şunu da banlayalım.
Bak şunu da, Blue Wolf'u da tüm Twitch'ten banlayın. İnşallah birine aboneliğim vardır. Götünde patlasın. Başka var mı abi yazanlar? Yazın, trolleyin biraz. Bir 20-30 kişiyi banlayalım ondan sonra. Abi bana banlattırmayın. Bir şey boş muhabbet yapanı banlayın. Benim kanaldan, Holmes'ten, işte bütün her yerde moderatörünüz var. Üşenmeyin, açın hepsini sekme sekme. Oradan banlayın abi. Bak Ahmet Talt mesela banla. Neyse bu bana vurmaya başladı. Vuruyor 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 vuruyor. Dedim herhalde hani son noktada cure falan atıp beni iyileştirecek yani. Öldürmeyecek. Yok abi. Bayağı bıh diye siyah ekran geldi. Yere düştüm, öldüm. Dedim ulan çekmez ya. Loot yapmaz. Lootumdan bir şey almaz. Bir baktım böyle fıtık. Loot diyor, loot diyor, loot diyor. Sonra çıktı dışarı, bineğimi kesti. Ona büyü yaptı. O Fred, 6 ay uğraşıp aldığım bineği öldürdü. Sonra geri geldi. Ben ama nasıl küfür ediyorum? Yani ölüyken bile onda gözükmüyor tabii. O yuvarlak yuvarlak çıkıyor. MSN'den başladım küfür etmeye. Oğlum dedim bunun senin ben bilmem ne. Çarp çarp çarp. Ultim Online bir anımı anlatıyor. Öyle abi. Yavşak her şeyimi lootladı. Atımı da kesti. Sonra bana ne dedi biliyor musunuz? Biz o çocukla şöyle tanışmıştık. 8 bunu niye yaptın biliyor musun dedi. Dedim oğlum nasıl yani bunu niye yapabilirsin? 8 ay önce dedi ben PK'yken yani Alliance ve Horde olarak düşünün. WoW bilenleriniz varsa düşman yani o. Biz onunla kapışırken tanıştık ve nasıl tanıştık biliyor musun? Kapışıyoruz. PvP yapıyoruz. Adam PvP esnasında zınk dedi durdu. Böyle kaldı. İnterneti gitti. İnterneti gitince ben onu tabii o sırada öldürdüm. Zaten canı böyle çeyreklerdeydi. Baktım hareket bile etmiyor. Yazı da yazmıyor. Dedim interneti gitti bunun. Lootlamıştım. Adam geri geldi. Böyle hareket edince karakteri resledim. Dedim ki internetim mi gitti dedim. Evet dedi bilmem ne falan. İyi dedim ben sana dedim eşyalarını veriyorum. Yalnız bir tane dedim artı 12 Warlock'ta o. Artı 12 bir şeyini düşürdün. Onu ben alacağım dedim. Ya o da benim ödülüm olsun dedim. Ulan adamsın dedi. Geri kalan her şeyi vermem bile yeter dedi. Biz öyle arkadaş olduk. 8 ay boyunca o arkadaşlığımız öyle büyüdü. Pezevenk o gün beni öldürdüğü gün bana bunu söyledi. O artı 12'yi aldığın gün hiçbir zaman unutmayacağım dedi. O yüzden intikam aldım senden dedi. Çinciliğin şeyi yani. zirvesi. Bak siktiri boktan bir oyun. Adamın kovaladığı şey benim üzeri. Bir de son dedi ki bu Bloodrack set full değilmiş dedi. İçindekiler artı 3'müş dedi. Al dedim ben onu. Al içindeki artı 3 parçalarla takılırsın. Ve ertesi gün 2-3 gün sonra onu aynı zırhla Birit Bank'ta böyle köşede artist artist dururken gördüm ya. Şerefsiz. Şerefsiz.